2020 yılında çiftçimizin bayağı zor günlerden geçirdik. Kuraklık vardı. Kuraklıktan mahsullerin tane bakımından boş, kellerin boş olduğundan buradan sıkıntı geçirdik. Bayağı çiftçimiz sıkıntı geçirdi 2020'de. Tabii ki sadece daneyle bitmiyor, buğdayla bitmiyor. Grası var, gra bir vurdu, mahsulü vurdu, ondan sonra meyveleri vurdu. Öyle geçirdik. Tabii bununla elimiz ovuşmaya başladık artık. Ne yapacağız? Devletimize sığındık. Devletimize müracaat ettik. 2020 zor geçti artık. Tabii kuraklıktan da böyle. Hatta ve hatta 2021'de bile korkmaya başladık. Bayağı düşünceme başladık. Bazı ekinlerimizin, buraya ekilen ekinler, buğdaylar, bazıları çılık oldu. Böyle buğdayı tuttuğun zaman, sıktığın zaman su çıkıyor. Ölmüş buğday. Gübre çatlatmış, kuruya geliyor, kuruya gelince ölüyor. Bazıları çılık oldu. Bundan da bayağı bir sıkıntımız var. Şu anda var. Sıkıntımız var. Bundan dolayı da 2020 inşallah kar yağdı, yağmur bekliyorsunca bu ayla da Nisan'da bile yağmur bekliyoruz. Yağmur olursa devlet çiftçinin keyfine demişler. Desteklemeler bakımından yani biz desteklemeden hiçbir şey öğrendiğimiz yok. Çünkü bizde arazi parçalı az olduğundan dolayı adamın en fazla aldığı 500, 300 yani 1000, 1500 bu şekilde destekleme. O da Ziraat Bankası'ndan saman bazına da geldiği yok. Yani desteklemeler yetersiz. Tabii Reis Cumhurumuz bunu iki katına çıkardı. Tabii bunlar da bilmiyoruz tabii daha elimizde gelen geçen bir şey gördüğümüz yok şu anda. İlaçtır. Ondan sonra buğday tohumu, arpa tohumu, ondan tırtıkları çeşitli buğday tohumları getiriyoruz. Serede aşağı yukarı 150 tona yakın getiriyoruz, dağıtıyoruz. Tabii bizde Kütahya'da tohumculuk yapan çok. Şöyle çok. Tarım kredi getiriyor. Banko birlik getiriyor. Özelliğe getiriyor. Ziraat odaları da getiriyor. Getirdiğinden dolayı da biz fazla bir satış yapamıyoruz. 150 tonla bir yani kapasitemiz oluyor bizim. Bundan dolayı da ilacımı getiriyoruz. Gübre, sulu gübre getiriyoruz. Bunları çiftçimize dağıtıyoruz. Piyasadan aşağı veriyoruz. Tabii burada ince üretimde hesabını yaptığın zaman çiftçi borçlu çıkar. Neden? Kendi emeğini falan koyduğu zaman borçlu çıkar. Biz gübreyi yerinde tutamıyoruz. Gübre aldı gitti. Mazot ona keza. Dolar düşüyor, şeyle düşmüyor. Gübre düşmüyor, mazot düşmüyor. Adama dediğin zaman, adam diyor ben diyor, daha önceden aldırdım bunu diyor. Tamam mı? Dolar düştü, bu da düşmüyor. Şey yok. Mazot aynı şey. Gübre aynı. Buradan da sıkıntımız var. Hesabını yaptın mı, bugün buğdayı bir harman geldiği zaman 1300'lerden buğdayı satmaya başladık. 1200, 1100. Yani bu şekilde satmaz. Ofis buğdayı doğru buğdayı alamıyor. Almıyor. Neden almıyor? Kaliteli buğdayı çıkaramazlar. Neden bunu? Emek çekemediğimizde. Emek çektiğimiz zaman maliyeti yükseliyor. Yükseldiği zaman da biz bunu yapamıyoruz. Ondan dolayı da tabii emek lazım. Para lazım. Bunu maliyeti yükseltmek için. Yükseltemeyiz bir şey. Kalitesi yükseldi bile. Bundan da sıkıntı var. Valla 2021'de beklentimiz şu. Allah'ım bol yağmur versin. İşte bol mahsul olsun. Meyvelerimiz iyi olsun. Ekinlerimiz iyi olsun. Biz başka bir şey de istemiyoruz. Kazancımız iyi olsun. Başka bir şey istemiyoruz. Valla bizde hiç yatırımcı çok nadir geliyor. Şöyle geliyor nadir. Büyük yer arıyor yatırımcı.
Yani 100 dönüm, 500 dönüm, 1000 dönüm böyle yer arıyor. Bizde maalesef öyle bir yerimiz yok. Toplaştırma ne zaman olursa belki o zaman. O zamanlar 500, 300, 400 olabilir. Onun için toplaştırmanın. Tabii. Gelen, bu şekilde gelen soruyoruz bizi yok. Bizi en fazla 50 dakika çıkmaz. Çıksa da bir iki tane çıkar. Yani şimdi geçmiş yıllarda tabii çiftçi eskiden traktör olmadan evvel, daha evvelde 10 dönümde adam çiftçilik yapıyordu. 100 dönümde zaten 100 dönümden fazla çıkamıyor traktör olması için. Ama şimdi adam 1000 dönüm, 1500 dönüm. Tabii şimdi şu anda çiftçiliği yapan az ama araziyi kullanan çok. Arazi çok. Mesela ben kendi şahsıma ait 1000-1500 dönüm yere ekin yapıyorum. Ben eskiden 100 dönerim şu an. Tarım var. Allah razı olsun. İl müdürümüze bize destek verdi. Biz tarım il müdürü danışmanı aldık. Ve önce parasını, maaşını il tarım müdürlüğü devletimiz diyor. Sigortasını ödüyor. Biz 5 kuruş para vermiyoruz. Ve Allah nasip ederse de bu aydan sonra da araziye çıkaracağız. Ekinlerin durumuna, ağaçların durumuna ve bunları neyse tek tek gezeceğiz bunları. Danışmandan şu anda memnunum. Bakanlıktan beklentilerimiz arazide sulama araziye göletlerin kurulması, yeraltı kaynaklarının suların çıkması. Bunları bekliyoruz. Bir de araziyi toplaştırma. Bunu bekliyoruz bakanlıktan. Bir tane çiftçimize bol yağmur, hayırlı işler ve bol kazanç Allah nasip etsin.